Ya ben şimdi size bir şey soracağım hocam ama yani sorularla bağımsız da bu altta yeşil bir şeyler var hocam. Böyle yeşil yeşil çıkıyorlar, amigdalalar, ponçikler. Ha, dişinde yeşil bir şey var gibi oldu. <laughs> Hadi bakıyorum ne var acaba. O şey evet bizim YouTube kanalımızda açıklayayım YouTube kanalında artık katıl düğmemiz aktive oldu. YouTube kanalımıza yaptığımız işleri beğenen, seven arkadaşlar artık bize aylık olarak destekte bulunabilecekler. İki tane paketimiz var. Çok havalı paketler. Arkadaşlarla konuşurken valla öyle çıktı isimleri. Birincisi ponçik paket. Bir de amigdala paketimiz var. Bu üyelerimize özel aktivitelerimiz olacak. Şimdilik daha paketler yapmadık. Eğer birisi olursa derse ki ya ben, bu bana yetmez. Ben size ayda bir buçuk milyon dolar destek vermem istiyorum. Onlara da özel bir neokorteks paketi hazırlayabiliriz ileride bakalım. Biz bu arada çok ciddi sayıda arkadaşım destek veriyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de buna layık olmaya ve bu kanalı çok güzel bir yayın ortamına çevirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Bütün pançıklar, amigdalalar ve bütün tabii ki diğer abonelerimiz hoş geldiler. Ha, abone olmayı unutmayın tabii. Hazır, konu açılmışken. Hocam bu arada geçmiş olsun yorumlardan da geliyor. Sesinizde bir problem olduğuna dair. Bu bir sağlık sorunu. Biraz arkadaşlar <laughs> bir çene kemiği operasyonu. Arkasından biraz bir reaksiyon, bir efendim, sinüzit iltihabına doğru giden bir komplikasyon dönmüştü. Çok şükür şimdi ilaçlar sayesinde biraz oturtturduk. Bu benim hafif davudi sinüzitik sesim ama geçen hafta biraz daha sert olmakla beraber... Bu hafta biraz daha Halim bir yola girdik inşallah. Çarşamba gününden itibaren de daha iyi olmayı umuyoruz. Kısmet olsun. Bu arada soranlara çok teşekkür ediyorum. Ama da çok konuşunca işte sistem bazen sıkıntı verebiliyor. Olur öyle şeyler. Tekrar geçmiş olsun hocam. Sağ olun. Sağ Hocam bir de bu amigdalalardan ve ponçiklerden görmüşken aklıma geldi. Açıklamamızı isteyenler oldu daha önce. Açık beyinli olmak diye bir şey var. Hı. Evet. Açık beyinli olmak nedir? Evet. Ne anlam ifade ediyor? Bir güzelce açıklar mısınız hocam? Böylece herkes daha rahat anlayabilir süreci. Evet. Kısaca anlatmaya çalışayım. Aslında bizim özellikle benim 10-15 senedir işte bu üniversitelerde yaptığım faaliyetler, dışarıda gezmelerim, anlatmalarım vesaire neticesinde bu anlattığımız konuların tabii hayata bakan çok önemli bir kısmı var ve sıklıkla hem Ankara'dayken, Hazal onu sen de biliyorsun o zaman da en beyin çatısında beraberdik zaten. Hem İstanbul'a geldikten sonra da insanlar sürekli olarak böyle bir oluşumun argesinin içerisinde, çalışmasının içerisinde olmak istiyorlar. Buna daha ileri düzeyde katkı vermek, bir şeyler üretmek istiyorlar. Eskiden yaptığımız sitelerde de şimdi de açıkbeyin.com sitesinde bize yazar olarak, düşünce olarak işte içerik üretme anlamında katkı veren birçok arkadaşımız var. Ve bu konuda biz hiçbir zaman ya bizim şöyle bir ihtiyacımız var gidelim şöyle birini bulup da onunla bu işi yapalım diye yaklaşmadık. Genellikle tanıştığımız bütün arkadaşlarımız ki şu anda bütün Açık Bey'in böyle arkadaşlarımızdan oluşuyor. Sen de dahil olmak üzere Hazal'cığım. Bu işin bir kısmına ilgi duyuyorlar ve diyorlar ki ben şöyle bir şey yaparım. Dolayısıyla biz o arkadaşlarımızla aslında yaptığımız şeyi bir tarafa doğru genişletmiş oluyoruz. Bunu planlayarak da çok yapmıyoruz. Katılan insanlar adedince büyüyen bir hareket. Açık Beyin normalde bir eğitim ve danışmanlık şirketi yani kurumsal yapı olarak bizim kurduğumuz bir şirket. 4 yaşına girmek üzere. Ama bu şirketin yaptığı şirketsel faaliyetlerin ötesinde bir toplumsal hareket projesi gibi de bir tarafı var. Mesela biz bütün ticari faaliyetlerimizin tamamı. Hemen burada da parantez içinde bazı arkadaşlar internette bizim işte webinarlar, seminerler onların bazıları ücretli diye ya bunlar niye ücretli biz öğrencilere de ücretsiz olsun falan diyorlar. Bizim bütün yaptığımız şu YouTube kanalı dahil olmak üzere tüm ücretsiz faaliyetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yaptığımız Açık Beyin sitesine girince görebileceğiniz iyiliğe açık desteklediğimiz faaliyet alanı gibi tamamen kendi finansmanımızla yürüyen şeyler bu tip ücretli şirketsel aktivitelerin getirdiği gelirlerle finanse ediliyor. Biz mesela öyle holdinglerle, sponsorlarla çok desteklenen bir yer değiliz. Mesela biz YouTube kanalını 2-3 senedir yayınlı yapıyoruz. Son 6-8 aydır bu pandemi sürecinde çeşitli destek vermek isteyen sağ olsun paydaşlarımız oldu mesela soruyorum YDS Akademi tarafından destekleniyor. Kendilerine tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Ama bunlar hep ürettiğimiz içeriklerin daha iyi olması için yine gönüldaş destekçilerin, paydaşların bize verdiği destekler. Bu tip bir toplumsal hareket sisteminde devam ettiğimiz için birçok insan sıklıkla bize biz açık beyin için ne yapabiliriz? Biz bu durumda elimizden ne gelir? Ben şöyle bir şey yapabiliyorum, böyle size nasıl katkı verebilirim gibi sorular çok oluyor. Biz de şimdiye kadar fiziksel buluşmalardan WhatsApp gruplarına kadar birçok yerde bu insanlarla bir araya geldik. Değişik vesilelerle bir şeyler yapmaya çalıştık. Araya pandemiler girdi. işte neler neler oldu biliyorsunuz. Yani bir sürü şartlarda da değişimler oluyor. Ama neticede şu anda açıkbeyin.com sitemiz bir yayıncılık sitesi. Asas yaptığım şey bilim ve düşünce yayıncılığı. Bununla ilgili Türkiye'de bir güzel marka oldu olmaya, başvuru merkezi olmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken demin dediğim gibi birçok insanın katkılarından faydalanıyoruz. Site normalde herkese açık bir kullanım var ama siteye üye olarak, kayıt olarak hem bu webinarlardan, uzaktan... eğitimlerden ve site içerisinde göreceğimiz diğer içeriklerden faydalanabiliyorsunuz. Hem de uygun içeriklerle buraya katkı yapabiliyorsunuz. Bir de dedik, gönüllülük işinde bir seviye ileri, bizim fikir arkadaşlığı, fikir yoldaşlığı anlamında beraber yürüyebileceğimiz arkadaşlar için bir kategori oluşturalım. Ve o kategoride beraber bazı bazı faaliyetler yapalım diye düşündük. Yaklaşık 2-3 ay evvel hazırlıklarını tamamladığımız ve işte birkaç haftadır da uygulamaya başladığımız açık beyinli olmak diye bir uygulama getirdik. Aslında bir ücretsiz site üyeliği bu. Fakat üye olurken siz de göreceksiniz 5-6 tane cümle var. O cümlelerde hem fikir olmamız gerekiyor. Bizim için esas ilgilendiğimiz kısım burası. Bu cümleler yani mesela kendi inancımızın, doktrinimizin, bakışımızın dünyada tek olmadığını kabul ediyorsak mesela açık beyinli olmanın kriterlerinden bir tanesi budur. İlla benim görüşüm, benim milliyetim, benim inancım dünyada tektir öbürleri zavallıdır diyenler bizim pek beraber yürümek isteyeceğimiz bir model gibi durmuyor mesela. Bunun gibi 5-6 tane basit kritere eyvallah diyorsa arkadaşlarım ve istiyor ...olarsa açık beyinle ilgili bir şey yapmak... ...açık beyinli olarak üye oluyorlar. ve Açık beyinli olarak üye olduklarında da... ...onlar artık bir büyük ailenin... ...parçası oluyorlar. Bizim... ...açık beyinlerle beraber yürüteceğimiz... ...faaliyetleri onlarla beraber yaparken... ...katılma hakkına zaten sahip oluyorlar. Bunlardan bir tanesi arkadaşlarımızla... ...oturacağız açık beyinlerle. Online olarak... ...altakke, verküla, gayet güzel sohbet... ...muhabbet edip beraber strateji geliştireceğimiz... ...oturumlarımız olacak belli konu başlıkları altında. Ayrıca iyiliğe açık... ...destek sayfasında destek verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri başta olmak üzere birçok toplum yararına faaliyete gönüllülük yapmak isteyen arkadaşlarımız için de bir koordinasyon merkezi olarak faaliyet göstermek istiyoruz. Tamamen gönüllülük ve fayda esasına dayalı olarak yapılacak tüm aktivitelerde elimizde inşallah küçük bir hayırlı ordumuz olacak ve bu hayırlı ordumuzda mesela bir arkadaşım diyecek ki ben çok güzel çeviri yaparım çeviri lazımsa buraya yaparım diye böyle bir ihtiyacını o arkadaşların karşılaması için onları birbirlerine bağlayıp koordinetmeye çalışacağız. Ve tabii ki birlikte yapacağımız birçok orijinal projeyi de beraber yürütme şansımız olacak. Biz heyecanlıyız. Koordinasyonu biraz zor. Sistem tamamen dikkatinizi çekerim. Görünlük usulüne dayalı bir şey. Tabii yarın bir gün çok büyük bir finansör bilmem ne bulursak söz size açık beyinleri daha fena uçururuz. Ama şu anda biz ne yapabiliyorsak ondan ibaret ve emin olun şu andaki üyelerimizin bile profiline genel olarak baktığımızda yapabileceğimiz şeyler hakikaten beni heyecanlandırıyor. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Bizi bir araya getiren imkanların da sağladığı kolaylaştırıcılıklarla inşallah bu sene içerisinde 2021'de çok acayip şeyler çıkacak gibi gözüküyor. Bütün açık beyinlere ve potansiyel açık beyinlere buradan selam ediyor hepinizi. Sitemizin açık beyinli sistemine bir göz atmaya davet ediyorum. Bu arada yeni üye olmak isteyen arkadaşlar zaten üye olurken o seçenekleri görecekler. Daha önceki üyeler de profillerini güncelleyerek isterlerse açık beyinli listesine dahil olabilecekler. Dediğim gibi ekstra bir kan akıtmaya, para ödemeye bilmem ne yapmaya gerek olmayan, <laughs> erginleşme töreni içermeyen bir geçiş. Ama cümleleri dikkatli okusunlar yani. Biraz hazmı zor cümleler gelebilir bazısı. Öyleyse bizim tek kıstasımız bu. Çok teşekkürler hocam. Biraz açık beyinden sorularla gidiyorum ama öncelikle bunları bir sormak istedim. Çünkü buna dair hafta Yabancı için... değil, Hazal kanalına da açık beyin olunca yani olsun artık. Ona da biraz iltimas geçelim. Hatta de kabul olsun. Hani. Aynen <laughs>